Yemek Aşkım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Ramazan pidesi yapacağım. Pidemiz için öncelikle 3 su bardağı ılık suyu derince bir kaseye alıyorum. Hemen üzerine 1 paket instant maya ve 1 yemek kaşığı toz şekeri ekliyorum. Maya ve şeker eriyinceye kadar karıştırıyorum. Maya ve şeker eridi. 1 su bardağı unu. 1 su bardağı unu da ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum. Bu şekilde bir 10 dakika bekleteceğim. Ön mayalanma işlemi için. Sonrasında hamurumuzu yoğurmaya devam edeceğim. 10 dakikanın sonunda ön mayalanma işlemimiz gerçekleşti. Üzeri bu şekilde köpüksü bir kıvam aldıysa ön mayalanma işlemimiz tamamdır. Şimdi 3 yemek kaşığı yoğurdu ekliyorum. Şöyle bir karıştıracağım. Unumu ekliyorum. Yine unu kontrollü bir şekilde ekleyeceğim. Ve 1,5 tatlı kaşığı tuz. Önce spatula ile karıştıracağım. Daha sonra da elimle yoğurmaya devam edeceğim. Yumuşak dokuda bir hamur yoğurdum. Bu yüzden elinize yapışma olasılığı çok fazla. Benim gibi hızlı hızlı yoğurursanız hiçbir şekilde elinize yapışmaz. Yoğurmanız çok kolay olur. Sakın yumuşak olduğunu düşünerek ekstradan un eklemeyin. Ya da elinizi suya batırarak yoğurmayın. Çünkü suya batırarak yoğurursanız hamurunuz daha çok yumuşar. Bu şekilde hızlı hızlı yoğurduğunuz zaman hiçbir şekilde elinize yapışmaz. Bakın gördüğünüz gibi tertemiz elim. Yumuşaklığını da şöyle göstermek istiyorum size. Yani gayet ele yapışan bir kıvamı var aslında. Hamurumuzu katlayarak yoğuralım. Şöyle bir kedi tutar gibi tutalım hamuru. Ve şu şekilde hızlıca vurup katlayalım. Yine aynı işlemi tekrarlayalım. Pide hamurunu en az 10 dakika boyunca güzel bir şekilde yoğurdum. Şimdi üzerini bir streçle kapatacağım ve en az 1 saat boyunca oda sıcaklığında mayalanmasını sağlayacağım. Hamurum yeterince mayalandı. Hemen havasını alarak tarifimize geçelim. Birazcık tezgahın üzerini unluyorum ve mayalanan hamuru tezgaha bırakıyorum. 3 tane pide yapacağım için hamuru 3'e bölüyorum. Tepsiye yağlı kağıt serdim. Birazcık da mısır unu serpiştiriyorum. Böylelikle hamurumuz daha rahat açılacak. Bezeyi tepsiye alıyorum. Üzerine streçle kapatıyorum ve bu şekilde 15-20 dakika boyunca dinlenmesini sağlıyorum. Pidelerimizin üzerine sürmek için şifasını hazırlıyorum. 1 tatlı kaşığı un ve yarım su bardağı suyu ekliyorum. Ocağın altını yakıyorum. Ve karıştıra karıştıra şifamızı pişiriyorum. Şifamız hazır. Altını kapatıyorum. Çok kısa sürede pişiyor zaten. Şu şekilde akışkan sürülebilir bir kıvamımız var. Dediğim gibi çok kısa sürede pişiyor, hazır oluyor. Şimdi soğuması için kenara alacağım. Tepside hamurlarımız çok güzel bir şekilde mayalandı. Streçinden ayırıyorum.
Hamuru çok fazla ezmeden bu şekilde elimle açıyorum. Pufuduk pufuduk, o kadar güzel olmuş ki hamurumuz. İnşallah piştikten sonra da çok güzel pidelerimiz olacak. Şöyle narin hareketlerle yavaş yavaş açalım, büyütelim. Mutlaka altına mısır unu sermeyi unutmayın. Bakın çok rahat bir şekilde açılıyor. Eğer serpmezseniz hamur yapışır yağlı kağıda ve açmakta çok büyük zorluk yaşarsınız. Hamuru yeterince büyüttüm. Şifamız da soğudu. Şimdi elimi arada şifaya batırarak hamurumuza şekil vereceğim. Öncelikle şöyle her tarafını bir sürelim. Parmaklarımın uç kısımlarıyla normal pide şeklini veriyorum. Arada mutlaka elinizi şifaya batırın. Şöyle tekrar üzerinden gidelim. Biraz belirginleştirelim. İlk pidemiz hazır. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Şimdi üzerine susam ve çörek otu karıştırdım. Onu serpiştireceğim. Bu güzelliği bir de şöyle yakından göstereyim. Bakar mısınız? Piştikten sonra eminim çok daha güzel olacaktır. Hemen ikinci tepsiye geçiyorum. İkinci pidemiz de hazır. Şimdi pidemizin iki tanesini şifalı, bir tanesini de yumurtalı yapacağım. Bir tane yumurta sarısının içine bir tatlı kaşığı süt ekledim ve karıştırdım. Şimdi pidemizin üzerine sürüyorum. Bu şekilde de çok lezzetli ve çok güzel olacak. Yumurtalı pidemiz de hazır. Yine üzerine susam ve çörek otu serpiştiriyorum. Yumurtalı pidemizin güzelliğini de şöyle gösterelim. Ve 10 dakika tepside dinlenmeleri için zaman tanıyalım. Ramazan pidelerim hazır. Çok da güzel oldular. İlk bu tepsiyi yapmıştım. 220 derecelik önceden ısıttığım alt üst ayar fırında pişmeye gönderiyorum. Fırının tabanına ısıya dayanıklı bir kabla su koydum. Şimdi tepsimizi fırına veriyorum. İlk pidemiz pişti. Görüntünün güzelliğine bakar mısınız? O kadar güzel oldu ki. Rengi, dokusu inanın harika oldu. Birazcık soğuttum. Bakar mısınız? Yumuşacık ve çıtır çıtır. Ya hazırları aratmayan mükemmel bir tarif. Mutlaka yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Bu da yumurtalı pidemiz. Bakar mısınız? O kadar güzel pişmiş ki, o kadar güzel kızarmış ki. İnanın hazırları asla aratmıyor. Şu anda birazcık sıcak. Ona rağmen dokusunu, şu yumuşaklığını ve çıtırtısını. Size duyurmak istiyorum. Gerçekten pişman olmayacağınız harika tariflerden biri. Pidemizin içinin şahaneliğine bakar mısınız? Kocaman kocaman gözenekleri oluşmuş. Emin olun tadı da gerçeğini asla aratmıyor. Evde bu kadar güzelini yapmak gerçekten müthiş bir duygu. Sizlerin de yapmanızı tavsiye ediyorum.
İster şifalı, ister yumurtalı, bu tarifle istediğiniz pideyi yapmak artık çok kolay. Gerçekten muazzam bir görüntüsü var. Çekmeleri doyamıyorum.